Geçen akşam tokat attın, onu hatırlıyorum. Barda kalın kafalı dedin, onu da hatırlıyorum. Anlanın üstüne içki döktün, tamam. Buna rağmen ben niye seni Yunanistan'a davet ettim, onu hatırlayamıyorum. Yunanistan'a gittiğini bilmiyordum. Sorsaydın söylerdim. Sormaya vakit kalmadı. Ya Kadir, ne demek Yunanistan'a gitti oğlum? Bu kızın Yunanistan'da işi ne ya? Ben bileyim mi Ruşen abi? Kaç gündür ettiklerini aklım eriyor mi sen? Yunanistan'a mı gitti? Lan ona gitti değil, kaçtı derler beyinsiz. Senin salak oğlun yüzünden her şey karmakarışık etti. Yoksa Ruşen alıp geleceğini kızı. Lan sen kime salak deyin? Haddini bil, sen seni. Sen benim hattımı dinleyeceksin. Hakkış efendi. Sen benim oğluma laf edeceğine o hoppa kızına söz geçir. Hoppa, hoppa. Laflarına dikkat et. Hakkış efendi. Yaşınızdan başınızdan utanın, gençsizler, nankörler, terbiyesizler. İkinize de yazıklar olsun. Feride, ayrılayım. Dükkanı bırakayım. Hepten mi? Olur mu öyle şey? Sen şiirle o an söyledin. Öyle birdenbire karar verilmez o işe. Ya haydi başka şeyler konuşak. Ayrılırsan ne olacak? Dükkanı Ankeş amcaya mı bırakacaksın? Nazire. Dur, dur. Saklama yüzünü. Ya öyle gözünü dikersen bakamam. Heh, gördüm işte. gülünce çok güzel oluyorsun. Böyle şeyler söylersen giderim. Kadir iyi çocuk, üzül iyi. Ne var bunda? Üzüldü bitti. Yeter artık. Bu senin yaptığın iyilik değil Heriye. 40 yıllık ortaklık bitti. İkinize de gün doğdu. Ana oğul gına yakın artık. Gına. Bugün kimse keyfimi bozamaz. Dönüşte limandaki polise teşekkür edersin. Hakikaten ne dedin sen ona? Yalan söyledin. Ne dedin ki? Korum olduğunu. Ne? Yazık ki yağlar çökmüş yüreğine. Nefret değil mi bu yalan sevişmeler? Sen hiç ada düğünü de görmedin tabii. Astin kopela isi. Vesto ele gendenit. Den borina bilis. Den kız yere elgin. Yati abu bu ina. Apti Türkiye. Min anakatones esi. Emiz borume na sinanoitho. Α! Νίκο! Seni alırsa fırtına dayanamam. Feride abla vallahi neredeyse intihar etmiş. Bak bunca yıldır şekeri var, bile bile bir tepsi baklava. Ya kim yese dokunur. Oh, bileyim. Vallahi bileyim ama. Tamam, gideyim işte o zaman. Afiş temas nafikume. Desa safindume. Peki ne olacak? Kala, FIFA yeni. Nazlı Baklavacıoğlu siz misiniz? Evet. Kimliğinizi ispat edecek bir belgeniz, nüfus cüzdanı, pasaport. Var, var da ben söylemiştim daha önceden de Bodrum'da kaldı, yanımda değil. Yunanistan'a kaçak olarak giriş yaptınız. Kaçak değil, yanlışlıkla. Niyetiniz iltica etmek mi? Ya niye iltica etmek isteyeyim durduk yere? Siyasi iltica hakkı mı istiyorsunuz? Yok öyle bir şey. Ben bindiğim teknenin nereye gittiğini bile bilmiyordum. Doğru söylüyor, bilmiyordum. Sınırdan geçerken karı koca olduğunuzu söylemişsiniz. Demek bir planınız vardı. Ya ben gönlümden geçeni söyledim. Bu güzel kızın karım olmasını isterim tabii. Aynı örgütte mi çalışıyorsunuz? Ne örgütü? Terör örgütü. Şimdi nereden çıkarıyorsunuz terör örgütü filan? Dedim ya, ben peşimdekilerden kaçarken... Demek Türkiye'den kaçmak zorunda kaldınız. Siyasi suçlu musunuz? Şimdi ağlayacağım. Bakın. Ben sözümden kaçıyordum, tamam mı? Ülkemden değil. Doğru. Yani Nazlı aslında benimle evlenmek istiyor. Sözlüsüyle değil.
Biz... Ζητήστε το ποινικό μητρό της κοπελιάς από την τουρκική κυβέρνηση. Μάθετε ποια είναι, τι είναι, εντάξει? Μάλιστα. Sabıka kaydınızı istettim. Ailenize de haber verilecek. Yandım. Demek sabıkalısınız. Vallahi değilim. Ailemin bu durumdan haberi olması şart mı? Yani sadece hükümetler nezdinde çözmeye çalışsak bu meseleyi. Haber vermek istediğiniz biri var mı? Avukatınız, aileniz? Yok. Yani gerek yok. İzin verin, Nazlı'yı hemen geri göndereyim. Ya bana hasta muamelesi yapmayın. Ha, Türk gibisin maşallah. Sana koş. Allah'ım, çok korkuttun lan bizi. Önüne bak. Bırakın, bırakın. Hadi gel. Ha, dur, dur çekme. Yav çekme. Dur çekme, ne oluyor ya? Yat baba, inat etme. Hadi. Aa. Güzelce uzat bacaklarını. Ya uzatmam, yatmam ya. Ya yata yata, böğrüm ağrıyor. Karamancım, sana doktor dinleneceksin dedi ya. Hadi döne, bir battaniye getir koş. Döne getirme. Ya, ya dur. Bırak, Ruşan'ı bırak. Yok, bırak. Ya, bırak, bırak, bırak. Ne oluyor ya? Öldürecek misiniz adamı? He ha, doktorlar öldüremedi, bunlar öldürecek. İki çift laf etsene baba. Gidin işinize. Karışmayın benim oğluma. Baklava getirin de yiyek. Baklava mı? Baba, bu adam şeker hastası. Daha yeni bir tepsi baklava yiyip komaya girmedi mi? Unuttun mu baba? He. Ya gidiydi ya az kalsın dede. Öyle mi oldu ya? Ya ne koması baba? Bunlar happeyi kuppe yapıyor. Ben iyiyim. He. Benim oğluma hiçbir şey olmaz. Baklava getirin de yiyek. Tövbe. Vallahi ben alıp başımı gideceğim artık. Aa, kızın yetmedi, sen de kaç. Kızın da sana çekmiş. O da senin damarından. O da senin damarından. Gidin, hepiniz gidin. Ya sizi tutar mı var ha? Yallah, Allah yolunuzu açık eder. Tuzu uzatır mısın lütfen? Hı hı. Ya ne işimiz var bizim burada denize karşı balık yemek varken? Ne olacak şimdi peki? Mahkemeye falan da çıkarırlar bizi değil mi? Bilmiyorum. Ama uzamaz o kadar. Bu evraklar bir gelsin. Ama hak ettim ben tabii. İnsan sevdiklerinden kaçar mı hiç? İlahi adalet işte. Kimmiş sevdiğin? Sözünü? Ailem, annem, babam. O zaman ben halime dua edeyim. Aramızda demir parmaklıklar da olsa sevdiğim kız karşımda. Son pişmanlık fayda etmez. Şimdi baştan oku bakalım. Canım kızım Nazlı, evine dön. Bağırmadan okusunuz lan. Baban çok hasta. Ya çok hasta demeyeydik keşke ben. Hay vallahi üzülecek kız. Birazcık hastaysam. Ya oku oku. Ya üzülsün de dönsün diye yapık. Allah Allah. Baban çok hasta. Hastaneye kaldırdık. Ona bir hal olursa vicdan azabı çekersin. Ne olur çabuk gel. Son pişmanlık fayda etmez. Hah. Aferin. İmza yaz. Annem Feride. Annem Feride. Biz de yaz be. Bizi de yaz. Hepimiz yaz oğlum. Yaz enişte Ruşen. Yaz ablam Nazire. Döne yaz. Tamam enişte. Kendimi de yazacağım. Yaz. Ya yazma yazma. Ne öyle nüfus sayımı gibi. Bir de anamın adı yeter. Heh. Yaz. Annem Feride. O kadar. Feride. Ne oldu? Niye fiskos ettiysiniz? Seni çekiştirdik. Ha demek öyle. Ha? Yok baba, Mustafa'nın ödevine yardım edirik.
Ha öyle mi? Ha ödev ödev. Ya ödev babacığım ödev. Ne ödevi? Yaz. Karadeniz belgesinde. Ya o kadar önemli bir şahsiyetsiniz ki sizi çekiştirdik. Buyur anne emrettiydin. Hiç otur sen de lan. Baba acıktıysan bir şeyler hazırlayak. Ha istemem. Ben ananızdan özür dilemeye geldim. Biraz bağırdım falan da. Ha? Öyle mi? Hadi bekle. E hadi bakalım. E hadi dile. E bekleyeyim, özür dile hadi. Dilemeyeyim. Vazgeçtim, dilemeyeyim. Ne bu afır tafır? Dilemeyeyim. Dilesem namerdim. Tamam, tamam. Ben bunu hemen gazeteye ilana yetiştireyim, tamam mı? Hadi. Dilemeyeyim ya, hala. Ne pinektin orada? Kah bir şeyler yap. Ne yapayım usta? Ne bileyim ya? Bunu al oraya koy, onu al buraya koy. Lan müşteriye meşgul görün. Ne müşterisi usta ya? Sabahtan beri ne gelen var ne giden. Dükkanın bereketi kaçtı vallahi. Bir de konuştur kalpazan. Dükkanın bereketi senin yüzünden kaçtı. Ben senin derdinin ne olduğunu biliyorum usta. Yok ya. Neymiş benim derdim? Şimdi Memi Gemmi ile Kahraman Usta gitti ya, sen ona üzül. Neye üzülecekmiş? Onlardan gelen çıra yapıyor. Üzüleyin usta, üzüleyin. Ne de olsa Kahraman Usta senin bin yıllık arkadaşın. Sen işine bak, işine. Bu tabakları nereye koyayım usta? Lan ağzımın içine. Aa bu da burada belirtiyor gözlerini. Ya nedir benim sizden çektiğim ya? Bağırma baba, zaten kalbimiz kırık. Şimdi ben de kafanı kıracağım ha. Oğlum salma bu kadar kendini, toparla biraz. İçim yanıyor baba, sen ne diyorsun? Ya madem bu kadar sevirdin kızı, niye elinden kaçırdın sıpa? Şimdi artık ahbap etmenin hiçbir faydası yok. Baba, anlamayın. Ben Nazlısız yaşayamam. Μιλήσατε με την Αθήνα. Πιστοποιήσατε τα στοιχεία του νεαρού. Το ρωτήσαμε τώρα, με φάξ. Τα χαρτιά της κοπέλας ήρθαν από τη χώρα της. Το πρωί τα έχουμε. Ωραία. Καλή κοιμή, αφή. Μπαμπάτζι, μη σαμπορσισλάνμα. Για με έγκαλτρσιν, να ρεπάρεις. Για πάρεχ, τέτε, σύντι, για πάρεχ. Ve narkozsuz ve kanama. Strasbourg'dan Duygu Beloğlu, Ankara'dan Sibel Yeşil'in aktardığı gibi diplomatik ayrıntıları... Hayrola damat, yemek yer yemez nereye kaybolur? Hiç babacığım ya, ellerimi yıkadım. Tüttürü, tüttürü. Avluda gizli gizli cuara içi. Ya yok babacığım ya, vallahi billahi yok öyle bir şey ya. Hıs! Şimdi cincar var. Tövbe. Buram buram tütün kokuyor. Ya bırak Allah sen baba, koskoca adam. Kendi sağlığını kendi düşünsün. Ah! Biri kendi sağlığını kendi çok iyi düşünüyor da. Dur baba dur. Tarkan'ın klibi var. Oğlum ne işin var senin Tarkan'la? Dersin yok mu senin? Hepsini bitirdim anne. Ya kahraman Allah aşkına sen de sabit bir yerde kaldı ya. Kafam kazana döndü. Tamam tamam. Ne etsek ne yapsak suç olayım. Yok şöyle bir harf filmi yok mu? Fatihler, Yıldırımlar. Akşam akşam kim ola ki? Döne. Hayırdır? Aha bir bak hele. Oo Selçuk hoş geldin evladım, gel gel. Abi rahatsız edeyim, bir şey söyleyecektim de. Ne oldu Nazlı'dan haber mi var? Allah aşkına bir şey mi oldu? Telaşlanma yenge, Nazlı gayet iyi. Ama şey... Ne, ne, ama ne? Yunanistan'da bir adadaymış. Ey, ya onu bileyim de bu tarafa geldi mi onu merak edeyim. Ya ne diye hala Yunan adasında? Kovalayan da yok. Niye dönmeyeyim memleketine? İstese de dönemez kahraman abi. Pasaportu yokmuş, orada tutuklamışlar. Aman Allah'ım! Yani hapis demeymiş. Ya Polikarne bir ne yaptı yapacağını? Ne ya durun be, çeneniz çekilme ya. Susun, susun da bir dinleyin bakalım. Ne olmuş, ne olmuş, ne etmiş? Dur sakin ol. Bir su getir. Tamam. Dur babacığım. Tamam, tamam. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Şşş, çek, çek. Selçuk oğlum bak, biz ne edecek ha? Ne edecek? Ne demek ne edecek?
Yunan'a uçturan sefere gidecek. Ben torunumu yadelerde bırakır mıyım? Ya baba yapma, Allah aşkına yapma. Bizden kimlik bilgilerini istediler. Adli sicil kaydını falan. Yarın sabah erkenden faksiyeceğim. İçinizi rahat tutun, en kısa zamanda çıkarırlar. Bakın ne diyeyim, biz gidek. Yunan'ı sana! Ya anacığım bu işin vizesi var, pasaportu var, zor iş bu. Sen konuşma, sen sus konuşma. Bir kızı getiremedim. Kızını tanımıyor musun baba? Sanki Nazlı'yla baş etmek çok kolay. He, dağ keçisi gibi inatçı kız. İnatçı ha? Kendim kanı gibi yavaş gideyim demeyin de benim kızıma laf edin. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Ayıp başkalarının yanında. Tamam, affedersin oğlum Selçuk. Yenge, yabancı mıyız? Ruşen doğru söylüyor. Pasaporttur, vizesi bayağı uzun sürer. En iyisi bir iki gün daha bekleyin. Onlar Anadolu'yu pasaportla mı işgal ettiler ha? Sahariye'de atalarımızı hicret ederken vize mi aldılar? Bu işi şimdi halleder kahraman. Mehmetçik halleder. Aslan gidin. Dedem. Gidin. Selçuk gel kahve içek. Sağ ol abi, ben nöbetteyim. Gönlünüzü ferah tutun. Ortada büyük bir suç yok. En kısa zamanda çıkarırlar inşallah. Her şey tatlıya bağlanır. İnşallah. Ama şimdi senin bütün kemiklerin un ufak etmez miyim ben be? Ufak bir antidot süresi su kaynağının yanında kayıtsız bir şekilde otlanıyorum. Sen yatmadın mı baba? Aklım sana takıldı Sıpa. Ne haber vermeyin? Telefonu da kapatmışsın. Ya kapatmadım baba, şarjı bitti. Senin kafanın şarjı bitmiş. Nerede kaldın bu saate kadar? Şey, Hamit'le dertleştik biraz. İçki de içmişsin kız anlaşılan. Leş gibi ispirto kokuyun. Bir kimlik saksam tutuşacağım. Ben zaten tutuşmuşum baba. Zaten tutuşmuşum. Senin bu halin kimi paralıyı Sıpa? Ya, ya baba alınayım ama ne öyle Sıpa mı para? Doğru ya. Eşek kadar oldun. Oğlum salma kendini bu kadar. Bu nasıl aşk anlamayayım? Ya niye anlamayayım baba? Sen anama aşık olmadın mı? Oldum da. Tutmadı mı? He, tutmadı, tutmadı Feride. Gel, gel, gel. Feride, çocuk büyütmek ne kadar zor işmiş. Çok. Hele oğlum sen bir de bana sor. Ne kadar büyüseler dertleri bitmiyor. Bitmiyor tabii, biter mi canım? Bak, 4 yıl hasret çektik. Tam okulu bitirdi, tam kızımıza kavuşuyoruz dedik. Bir de bu dert çıktı başımıza. Ya. Ama hata benim. Ben bileyim hata benim. Bak kız dönsün, ağzımdan bir tek laf çıkmayacak. Bağırmayacağım, çağırmayacağım. Eğer istemiyse o Ökkeş'in oğluyla evlenmez. Yeter ki kızım sağ salim dönsün bana. Kavuşuruz adam. Hadi gel gidip yatak. Ama bak o da akılsızlık etti. Bak Ferdi oturdu. Akılsızlık etti. Şey, inatçı, keçi gibi inatçı sana benziyor. Kapıyı vurup çekip gitmek ne demek oluyor? Yani adam gibi gelip ananla babanla konuşsana. Ya aklın neredeydi? Madem yüreğine sindiremeyin, niye umut verdin Kadir'e? Amma coştun kahraman ha. Bütün evi ayağa kaldıracaksın. Hadi anam, hadi yatak. Yarın konuşuruz bunları. Tamam, tamam. Uyuyak artık. Ay. Sonra canım Kadir'e de yazık yani. Onun yüreği yok. Sen niye umut verirsin ona? Ya Ökkeş de sen misin? Dostum, acımız, hakkımız, umudumuz var. Nazlı, uyudun mu? Thank you.
Uyuyamıyorum ki. Sabah bir olsa. Dünün olduğu gün sen uyuyakaldın ya. Seni seyrettim. Yüzün çocuk gibiydi. Rüya görüyordun. Böyle göz kapakların kıpır kıpır. Rüyanı merak ettim. Sonra keşke beni görse dedi. Belki de seni görüyordum. Günaydın. Ay, yüreğim ağzıma geldi. Ya benim yüreğim döne. Vallahi seni ne zaman görsem var ya, kalbim böyle bir kuş kanadı gibi çırpıyor. Yalancı. Ne o? Neye bakayım? Ablamlar ilan verdi gazeteye, Nazlı için. Nazlı için mi? Ne ilanıymış o ya? Ya şöyle biraz daha çek. Çek şöyle, çek. Ha. Ya şş, cıvım ortalık yerde. E peki, Nazlı bu ilanı görecek mi döne? Görse de geri gelir mi? Görse gelir de ne zaman gelir bilmem. Bir Yunan adasında hapisteymiş. Ne? Eyvah! Kadir yine kafasını taşlara vurucu. Zaten derdinden hasta oldu çocuk. Kadir var ya, kendini iyice içkiye verdi döne. Deme. Hamit. Hı? Ben kaçsam sen de bu kadar üzülür müsün? Hele bir kaç. Kız hele bir kaç var ya, tilkinin deliğine girsen seni bulup çıkarırım ha. Nasire, kız döndü mü? Gelir şimdi hanım. İlan çıkmış mıdır acaba? Ama çıksa da artık bir faydası yok. Boşu boşuna uğraştık o kadar. Canım kızım Nazlı, evine dön. Baban çok hasta. Sustana salak, babam duyacak. Hadi git eniştene seslen, kahvaltı hazır de. Sabah şerifler hayırlı dede. Hayırlı sabahlar. Günaydın babacığım. Kahraman kalkmadı mı? Baba, kahraman işte. Döndü durdu yatağında baba sabaha kadar üzüntüden. Allah Allah. Ne üzülüyor ki? Nazlı ya baba. Nazlı mı? Aa, unuttun mu dede? Nazlı evden kaçtı ya. Nazlı evden mi kaçtı? Baba. Burnumda tütüğü güzel torunum benim. İlk mektebe başladığı günleri hatırlayayım. Kırmızı bir çantası vardı. Al bayrağımız kimi? Ah baba. Te o zamanları hatırlayayım da. Dün akşamı hatırlayamayayım. Çayı getirseniz inşallah. Ela. Το χαρτί της κοπέας ήρθανε. Ναι, εντάξει. Δεν έχει πει. Ωραία. Και αυτά είναι τα χαρτιά του νεαρού. Ο πατέρας του είναι ο κύριος Σταύρος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης της εταιρείας Αμάδα. Άνοιξε. Περαστικά, είστε ελεύθερος. Μπορώ να φύγω τώρα. Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, αν μας λέγατε ότι είστε ο γιος του Σταύρου Αγγελόπουλου, θα σας αφήναμε νωρίτερα. Δεν θα σας κρατούσαμε χθες το βράδυ. Είναι τόσο σπουδαίο. Το οποίο είναι ο πατέρας μου. Είναι ένας εντιμότατος επιχειρηματίας. Όχι μόνο για μας, αλλά για όλη τη χώρα. Καλά. Η Νάζλε είναι ελεύθερη. Türk hükümetinden beklediğimiz kağıtlar geldi. Adayı bugün terk etmek kaydıyla serbestsiniz. Άνοιξε. Ah ulan kahraman ah! Yaktın bizi. Şerefimizi iki paralık ettin. Niye usta ya? Şerefi iki paralık olan kendisi. Yok ya. Kadir'in sözlüsü kaçtı. Bu ne demek oluyor? Ha? Ya keş usta bir yerine sahip olmadı demezler mi? Şey usta, kahraman ustanın o gazete ilandan haberi yokmuş. Feride yenge, Ruşen abi falan vermişler gazete ilan. Sen nereden bileyim? Öyle duydum usta. Nazlı ilanı görüp gelirse hemen kaçıracağım, hiç bakmayacağım. Sabır sabır konuşma lan, sıpa! Yat bütün bayileri dolaş, ne kadar gazete varsa topla. Ama baba. Fırla! Hadi Kadir fırla ya, millet... Hadi yapar. Sen de! Alt tarafta bakmayı suratım, hadi! Allah Allah! Tatil edecekler beni ya! Ökeş usta hem oğlunu hem silahını boğup öldürdü diyecekler.
Hadi bir şeyler ye. Dünden beri aç kaldın zaten. Çay koyayım mı? Tekne hazır olur olmaz gidiyor muyum şimdi ben? Pasaport vize işlemlerini halleder geri gelirsin. Ben burada beklerim seni. O kadar kolay değil artık benim gelmem. Belki sen... Ne? Έλα. Προσπαθώ να σε πάρω εδώ και μέρες. Κλειστό είναι το τηλέφωνο σου. Πού είσαι? Α, ακόμα δεν γυρίζεις στο νησί? Ακόμα είμαι εδώ. Έχω πρόβλημα. Κάτι είναι με το κότερο. Εσύ τι έκανες? Πώς πάει η συναυλία? Καλά. Πάνω από 10.000 άτομα ήρθαν να με δουν, αλλά... Μόνο εσύ έλειπες. Σε πεθύμισα, Νίκο. Και σε 2 μέρες θα φύγω για συναυλία. Θα έρθεις να με δεις λιγάκι πριν φύγω? Θα έρθω. Αλλά έχω ακόμη δουλειά. Καλά, τότε άμα είναι να έρθω εγώ να σε δω με το πρώτο αεροπλάνο. Ανά, να σε πάρω μετά. Με φανάζουν. Τα λέμε, εντάξει. Όμως... Καλά, εντάξει. Kardeş merhaba. Merhaba. Gazeteyi alabilir miyim? Alır mı ben gazete? Arkadaş onları alıyor. Bize bu lazım. Ne vereceğim gazeteyi? Ya kardeşim amma uzattın al şunu. Hadi canım. Hadi canım hadi. Bunların hepsini alayım. Atlar gelirim Bodrum'a. Atlarız yine tekneye, güneye ineriz. Benim ne yapacağım belli değil ki. Nerede olacağım? Belki de bunların hepsi bir rüyaydı. Yani uyuduk, bu adada çok güzel bir rüya gördük. Sonra uyandık. Rüya da bitti işte. Rüya değildi, sen de farkındasın. Sen iste, ben her şeye hazırım. Nereye istersen gelirim seninle. Denizin üstünde, dağın tepesinde. Her yerde yaşarım ben seninle. Buradan bakınca iki kıyı birbirine ne kadar yakın gözüküyor değil mi? Yani Bodrum'dan Yunan adalarına, Yunan adalarından bizim oraları görebiliyorsun. Ama Antep... Antep o kadar uzakta ki... Oradan burayı göremezler. Görseler de görmek istemezler zaten. Gazetedeki ilanı görmüş. Telefonu açtı. Önce inanamadım vallahi. Nazire Hanım gitti gideli hiç mi aramadı seni? Aramadı Şazimen abla. Zaten gideli çok olmadı. Dün bir gün iki. Yunanistan'a kaçmış değiller. Aslı Astar var mı? Vallahi ben Ankara'daki yavuklusuna kaçtı diye duydum hanım. Bey hanım kendi kızımı beklerdim de Nazlı'dan beklemezdim. Gencecik kız. Ay parçası kimi. İnsanın aklına kötü kötü şeyler gelir. Allah şaşırtma yanım. Allah akıl fikir vere. Asıl size Allah akıl fikir vere. Bir saattir çan 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 konuşuyorsunuz bilmeden etmeden. Kahraman bağırma. Sesini düşür. Biz ne dedik ki hanım? Ya daha ne diyeceksiniz be? Daha ne diyeceksiniz? Ya bak bu Nazlı sizin kızınız sayılır. Sizin elinizde büyüdü. Ya ayıptır, günahtır be. Bunlar ne oluyor? Bunlara ikram mı çıkardınız? De hadi, de hadi. Yok onlara ikram. Yok size çay. Çörek yok, börek yok. Hadi de, hadi, hadi. Üstüne iyilik sağlık. Yürü. Beyanım ne dedik ki? Kahraman abi şimdi üzüntüden ne dediğini bilmeyin. Ya bilmeyin, bilmeyin. Benim inlerimde kızıma laf ettirmem ben. Bizim hamurumuzda çiğ yoktur. Alnımızda aktır, yüzümüzde aktır.
Fatma'ya anlatın bakalım. Neymiş bu ilan meselesi? Ha? Aşiret senin kararını bekler ha. Burada vurak, kes de kesek. Dur hele dur. Daha kimseyi vurmayın. Kesmeyin de. İcap ederse ben söylerim. Senin şerefi bizim şerefimiz ha. Senin gelinin bizim gelinimiz. Emret tutup kolundan getirek. Kahraman ustayı derdest edek. Yollarda sürükleyek. Yok yok. Siz meseleyi yanlış anlamışsınız. Bunların hepsi tevatür. Tevatür mü ağam? Bunları hasımlar mı uyduruyor? Yoksa Kahraman Usta benim 40 yıllık can arkadaşım. Hem ortağım, hem dünürüm. Bizim aramızı açmak istiyorlar. Öyle mi ağam? Peki ya o ilan? Gelin hanımın kaçması falan? Ya işte tevatür dedik ya. O ilan sahte. Külliye yalan. Nazlı gelin tatilde. Teknede deniz tutmasına karşı ilaç var. Al ondan. Hasta etme kendini. Alırım. Açıkta da durma. Giy şunu. Seni hiç unutmayacağım. Bıraksan da elimi, sevgim bana yeter. Susarım. Ben de seni. Avunur da söylemem. Belki yalandır, oyundur derim ya. Yine de korku basar. Yazık ki yavrum. Hoşça kal güzel kız. Hoşça kal komşu. Yalan sevişmeler. Sen değilsin sanki yarısı yatağımın. Üşürüm sarılsan bile. İsyanın yarışıma ölüm bile susuyor. Ardına dönüp giden sen misin akadın? Gururum yere düşer yeter ki bak yüzüme. Üstüme basıp geçme ya. Olmadı. Yanlış yaptım. Kafama köpekler şey. Ya deme öyle Kadir. O nasıl laf ya? Öyle öyle. Nazlı yalmadan gelmeyecektim. Öyle kuyruğu sıkıştırıp dönmeyecektim. Ya ne yapabilirdin ki? Kaptan ne demiş? Burası Yunan sınırı. Daha öteye gidemem. Ya kaptanı dinlemeyip atlayacaktım denize. Denize? He. Yüzecektim Nazlı'nın peşinden çala kulaç. Çala kulaç? He. Ta o Yunan adasına kadar. Yunan adasına kadar hem de. Ya. Ya Ferhat dağları delmiş aşkı için. Deniz ne ki? Ben dönmeyecektim, gelmeyecektim. Şey, Kadir, gücenme ama sen pek yüzemedin. Ya hatırlamıyor musun? Biz seninle göle gittik. Az kaldın, boğuluyordun. Son anda kurtardık seni. Denize girseydin var ya, garanti balıklara yem olurdun ya. Ya olaydım. Ya keşke olaydım. Aşk uğruna canını feda etti derlerdi. Cümle alemanlardı Nazlı'nın nasihatleri. Ona ne kadar değer verdiğimi. Kadir dursana. Kadir! Nazlı. Abi neler oldu çok merak ettim ya. Of çok yorgunum be Zeynep. Evde anlatırım. Tamam. Bizimkilerden haber var mı? Var abi. Ne oldu? O ne? Hadi eve gidelim. Baba buyur. Yemek hazırmış. Hadi geç. Nazire, hayırsız kocan nerede? Gelir şimdi baba. Biz başlayalım. Buyurun. Feride. Ha canım. Bu ne Beyla?
Bu işte bu havuç, kabak, öbür de karnabahar. Ya bu sebzelerin adlarını bileyim Feride. Tabağımda ne işleri var onu sorayım. Anacığım doktor kesin perhiz verdi, tamam mı? Bununla idare edeceksin. Ya bırak perhiz, perhiz. Kaldır şunu, kaldır. Ya aslan kimi adam? Otlan köklen zerzeratla mı doyacak? Ben de sizin yediklerinizden yiyeceğim. Ben et isteyeyim. Bu işin şakası yok baba. Kolesterinin de yüksekmiş. Ya bırak Nazira kolesterin, malesterin. Ya tuz da yasak. Ya kahraman yapma Allah aşkına. Tansiyonun yükseliyor. Aa, ya tatlı yok, tuzlu yok. Hayatın tadının tuzunu içine edilsiniz be. Ya zaten sinirlerim tepemde. Kızdan haber yok. Ulaşın. Hadi gözünüz aydın. Nazlı'yı bırakmışlar. Ne? Bırak kızla. Gel otur konuş. Gel otur konuş. Ya kim bırakmış? Dede, Yunanlılar. Dede, Mehmetçik zingi takmış. Tek et, deli de pek konuşma. Harpte miyim? Ruşen, neredeymiş Nazlı şimdi? Nasıl bırakmışlar? Ya şimdi bunun karakoldakilerin de haberi yok ama. Tamam, Türkiye'ye gelmiş işte, tamam. Bak düşüncesiz kız ama. Sorumsuz kız. Türkiye'ye gelir bir anasına babasına aramayın. Sonra? Aradı, vallahi aradı, aradı. Koş sen de koş. Koş sen de koş. Abla. Alo. Aslı. Annem. Canım kızım benim. Kızım çok merak ettik seni. İyiyim. Neredesin şimdi? Zeynep'teyim Bodrum'da. Zeynep'teymiş, Bodrum'daymış ha. Ne o yalanı ki daha orada? Kızım sen ne kadar kalacaksın orada? Baban diyor ki... Bir gelsin diyor, bir görek de iyi olduğunu anlayak diyor. Feride laf üretme. Babam çıktı mı hastaneden, evde mi? Çıktı, yani. Nasıl şimdi? İyi çok şükür. Üzüntüye, sıkıntıya gelemiyor, şekeri fırlayıveriyor. Bayağı korkuttu bizi. Ellerinden, yanaklarından öptüğümü söyler misin anneciğim babama? Dikkat etsin kendine. Diyor ki ne? Ellerinden diyor, öpüyorum diyor. Kendine iyi baksın diyor. Hele sor ne zaman gel iyi değil. Gelsin de burada öpsün elimizi. Annem ben ister miydim böyle olsun? Ama mecbur bıraktınız. Yani evlilik falan... Ben hazır değilim öyle şeylere. Bak kızım... Hiç kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz, tamam mı? Sen ne istiyorsan o olacak bir kere. Ama sen bir gel. Bir yüzünü göster bize kızım. Sonra tekrar dönersin, tamam mı? Arkadaşına gidersin, sen bir güzel bir tatil yaparsın. Olur mu? Bak bu senin söylediğin. Geldikten sonra niye gidecekmiş? Hiçbir yere bırakmam ben kızımı. Baba yapma Allah aşkına. Sen ne zaman geleceksin şimdi? Yani buradan kaçta otobüs var bilmiyorum. Heh. Ama soracağım şimdi. Yani ilk otobüsle. Oh. Ya o ne? Çok iyi. Nazlı ilk otobüsle geliyor. Yürüdün mü? Hadi. Hadi be kızım, neşelen biraz. Dışarıda mı yeseydik? Yok yok, iyi böyle. Dışarı çıkacak halim yok zaten. Kızım şansın varmış. İsteseler aylarca tutarlardı seni orada. Keşke tutsalardı. Yani Niko'dan ayrılmayayım diye aylarca hapiste kalmaya göze alırdı. Dönmüş müdür acaba Atina ya? Ay Nazlı, ne oluyor sana be? Nasıl ne oluyor? Sen aşık olmuşsun bu adama. Olmuş muyum? Hadi be. Bin yıllık arkadaşınım. Ben seni daha önce hiç bu halde görmedim. Olacak iş değil be Zeynep. Ama niye olmayacakmış? Görüşürsünüz yine. Hem Niko'nun bir yere gittiği falan yok ki. Hemen şurada karşı sahilde. Ya ne düşünüp duruyorsun Allah aşkına, kokuman koşu gibi. Sanki bilmeyin ne düşündüğümü. Anam düşünme. Yarın kız gelecek işte. Buluruz bir yolunu. Haydi. Buluruz da nasıl buluruz? Ya ortada verilmiş bir söz var Feride. Söz dedin de. Bak bana söz verdin ha. Tamam mı?
Kızın kalbini falan kırmayacaksın. İki de bir de Kadir Kadir de demeyeceksin. Tamam mı canım? Tamam. Ha? İyi. Of of. Bir yanda ortağım, can dostum. Öte yanda Nazlı'mın saadeti. Tamam. Ne at edecek Feride? Nasıl bakarım ben Ökkeş'in yüzüne? Ne derim ona? Kahraman, bak ne diyeceğim sana. Ne diyeceğim? Kadir belki bu işten vazgeçebilir ha. Sen ne diyorsun Feride? Geçer. Yani geçebilir. İnşallah geçer. Hani sevilmediğini anlayınca. Ha? Feride ağzına bal damlıyor senin. Geçer mi geçer? Haydi bak rahat ol. Lambayı da kapat. Ya Feride bak bu kız oralarda sefil oldu. Ne yer ne içer bilmiyoruz biz. O güzelim suratı kaşık kadar kalmıştı şimdi onun. İki güne bakar kahraman. İki günde ben onun yüzünü gözünü hale yola koyarım. Tamam mı canım? Peki ya bu Kadir evleneceğim diye tutturursa? Tutturmaz kahraman. Tutturmaz. Tamam canım tutturmaz. Ne bari? Hadi gel yatalım hadi. Hadi sabah ola hayır ola. Hadi Feride hadi. Gel yatalım hadi. La havle ve la kuvvete. Nazlı, otobüs saatin geldi. Abim arabayla bırakacak seni. Niko, Melisa mı kadar mıdan yok? İnazlı evden size bodrum. Biz de bu seli gota iftar sorun ben sizi bilir. Baksın. Neden böyle karmaşık sanki? Keşke her şey ders kitaplarındaki kadar basit olsaydı. Gene baba evine dönüyorum işte. Kafamın içinde sorular birbirini kovalıyor. Acaba içeride? Hoş geldin usta. Zanaatı özledin mi? Döndün yine Gürcü dükkanıma. Dükkana dönmüş değilim Ökkeş. Nazlı'ya sevdiği baklavayı yapmaya geldim. Nazlı'ya mı? Neredeki Nazlı? Döndü mü? Ne
buraya kız buraya. Kahraman nerede kızım? Uyanmadı mı daha? Erkenden kalktı baba. Zar dayanamadı. O da Nazlı'yı karşılamaya gitti. Ememik Usta ne zaman geliyor ilişkinin başına? Bekkeş. Babam gelmiyor. Ben de gelmiş değerli Bekkeş. Kız hatırına. Fıstıklı baklavayı sever. Kimi yemesini sever? Kimi yapmasını? Sen bu dükkandan ayrı kalaman, kahraman. Dandırma kendini. Şu fırından, şu şerbet kokusundan ayrı kalaman. Boşuna nefes tüketme Hükkeş. O gün söylediğin laflar hala kulağımda çınlıyor. Ya senin dediğin laflar, he? Lan iki gününü atsan yemez. Hükkeş, bu çocuklar ne olacak? Ne bileyim ben? Babam her iş olacağına varır derdi. Bak Hükkeş, yalnız Nazlı'yı Kadir'le evlenmeye zorlayamam ona göre. Tamam ya, tamam. Hayırlısı neyse olsun. Ya Hükkeş, bu hala kızarmadı. Sen kızından uzakta kalma. Ben tepsiyi çocuklarla yollarım, hadi. Kadir'le yollama. Tamam, Hamit'le yollarım. Hadi tekrar gözün aydın. Sen bugün Nazlı ile hasret gider. Lakin yarın Memik Usta'yı da seni de bekleyip ona göre. Bak Hükkeş, tekrar edeyim. Hiçbir söz vermeyeyim. Nazlı ne derse o. Tamam mı? Tamam dedik ya. Zaman çok. Konuşuruz bunları. Hadi. Hadi eyvallah Hükkeş. Annem, hepiniz burnumda tüttünüz. Nasıl özledim anlatamam. Oh, sen mi ben mi kız? Ay. Anne. Oh, benim güzel kızım. Oh, oh, inatçı kızım benim. Oh, inatçı kızım. Babam, babam benim Nazlı torunum benim. Nazlı torunum ama. Aman. Yok. Evde yok mu? Yok. Kız döne. Baba. Ben senin için geldim baba. Sana bir şey olursa ben de yaşayamam babacığım. Baba. Babam ne olur böyle susma. Ne olursun bir şeyler söyle babacığım. İstersen bağır ama böyle susma babacığım ne olur. Düştü mü şekeri? Şimdi nasılsın? Madem babanı düşünüyordun, çekip gitmeyeydin hele. Çok mu kızdın bana baba? Çok. Hem de çok. Ama üzüntüm, kırgınlığımın yanında ne ki? Babacığım, dünyada en son isteyeceğim şey senin üzülmen. Ama mecbur kaldım.
Baba ne olur affet. Babacığım. Ben geldim. O tepsi ne öyle? Paklava. Ökkeş usta mı yolladı onu? E sorsaydın arkadaşın canına kastı mı varmış? Yok yenge, bunu kahraman usta yaptı. Kahraman mı? Ne zaman? Bu sabah yenge. Bak, fıstıklı. Nazlı için. E Allah, ben de nereye kayboldu diyordum ha. Nene, ne bakayım kızım? Alsana abinin elinden tepsi. Yo yo, bu ağır biraz. Sen taşıyamam. Ben götürürüm mutfağa. Nazlı gelmedi mi daha? Geldi geldi. İçeride babasıyla konuşayım. E hadi gözü aydın. Kadir'in de gözü aydın. Karıştırma şimdi Kadir abi neyi? Doğru. Karıştırma da biz ne olacağız döne? Bak ne diyeyim. Şu Feride yengeyle konuşsan da çifte nikah kıysak ha? Hah nikahın biri tamam da öbürü kusur kaldı. Ben götürseydim ya baba tepsiyi niye izin vermedi? Hem Nazlı'yı da görürdüm. Ya işte onun için izin vermedim. Gidip ortalığı karıştıracaksın değil mi? Oğlum. Kahraman amcanla aramız anca düzeldi lan. Hah. Nasıl gördün mü onu Hamido? Bana bir haber yolladı mı? Ya aklımı sıyırtacağım ya. Aklımı sıyırtacağım ya. Lan oğlum biz burada boşuna mı konuşayım? Biraz sabret be. Bekle ki sular durulsun. Benim de hatam var Nazım bileyim. Bu senin hayatın. Evlilik de hayati bir karar. İnsan yanlış bir adım atarsa bir ömür boyu çeker. Barıştık değil mi babacığım? Barıştık Nazlım. Ya Kadir, Ökkeş amca onlarla da tatlıya bağlandı mı mesele? Tatlıya? Aa. Bağlandı. Yani bağlandı sayılır. Sen işin o tarafına bana bırak. Bileyim Hamit, o da beni seviyor. Nereden anladın? Seviyor. Sevmezse dönmez. Bak pişman oldu geldi. Vallahi Kadir kızma ama babası üzülmesin diye dönmüş. Hadi lan sen ne anlarsın? Sen aç nedir bilir misin? Vallahi biz de bir şeyler bilik. Bak oğlum bak şu telefon var ya her an çalabilir. Tak açacağım. Nazlı. Ama kendimi ağırdan satacağım. Buyurun Nazlı Hanım diyeceğim. Ne istemiştiniz? Yılan gibi yalvaracak. Affet beni diyeceğim. Ben sensiz yapamam diyeceğim. Ana aradı vallahi. Yok lan baba. Efendim baba. Evet baba çarşıdayız. Tamam baba gitmem Nazlılara tamam. Oldu hadi görüşürüz. Başımı bir çevirdim Kadir. Yanına da almış iki tane gorili. İşte iki adamını herhalde. Aşiretten herhalde onlar. Abla var ya başımdan aşağıya nasıl kaynar sular döküldü. Anne o kadar korktum ki. Direkt kaçmaya başladım zaten. Bana kötü bir şey yapacaklar zannettim babacığım. Allah korusun kızım. Kolay mı o iş? Benim kızımın kılına dokunanı ben... Anlat kız sonra. Ondan sonracıma oradan kafeden çıktığım gibi koşmaya başladım ben. Ama nasıl deliler gibi koşturuyorum. Bunlar da peşimden. Ben koşuyorum onlar geliyorlar. Ben koşuyorum Kadir adamlarıyla birlikte hiç bırakmıyor peşimi. Kaçma kovalama derken orada bir tekne mi ne bir şey varmış. Ben farkında mıyım tabii ne yaptığımı? O tekneye atıvermişim kendimi. İşte yorgunluk, panik, heyecan orada kameranın birinde uyuyakalmışım. Gözümü bir açtım Yunan adası. Cinden mi attı palikariye seni? İşkence etmediler değil mi kız? Yok dedeciğim ne işkencesi. Aslında çok iyi davrandılar. Nazlı sana geri dönsün isteyeyim mi? He. O zaman biraz imajını değiştirmen lazım oğlum. İmaj mı? Ne varmış ki lan imajımda? Ya kız 4 yıldır Ankara'da üniversitede okuyor. Sosyetik olmuştur artık. Erkek de şıklık arar, kalite arar. Hadi lan. Kibarlık arar. Ben şık değil miyim? Kibar değil miyim yani? Neyse canım neyse geçmiş olsun hepimize. Gene bir arada ek ya. Gerisi laf. Ah Destur. Bak kız baban senin için erkenden kalkıp hazırladı ha. Kıymetini bilesin. Feride, ben de biraz yemek isteyeyim. Yok anam sen. Bak ben yasak masak dinlemeyeyim.
Yemek istiyor. Bir de ne al artık. Ama iki. Bak cayarım. Peki. Canım babacığım benim. Gel. Aç bakalım. Nasıl? Ellerine sağlık babam benim. Favoriler için ne diyeyim? Valla incelsin biraz. Şimdi sivri favori moda. Yağaçlar, acaba birkaç kıl aldırsam mı? Aldır valla. Türkücüler bile aldırayım. Peki sakallar için ne diyeyim? Şöyle bir şekil versek mi ki? Ya ne şekli? Kestir gitsin. Okumuş, yazmış kızlar sakallı erkeklerden hoşlanmaz. Git lan. Kafamı kestiririm, sakallarımı kestirmem. Ellerin dert görmeye heriye. Öldüydüm açlıktan. Çocuklarınki soğuyacak. Soğusun. Ziftin pekini yesinler. Malzeme almaya diye getirdiler, geciş o geliş. Kadir'e iyi davran. Bileyin halini. Bileyim. Aslında içki komazdı, akşamcı oldu. Kara sevda çekeyim. Heriye, ben senden fazla üzülüyüm. Konuş o vicdansız ortağınla. Hazır kız geri dönmüşken başlarını bağlayıverek. Söylemesi kolay. Sen bilmeyeyim mi herifin inadını? Sen gene de bir konuş onunla. Bak sonra çok fena olacak. Söylemedi deme. Tamam. Hadi afiyet olsun. Boşları akşam getirin. Gene unutup küflendirmeyin, tamam? Merhaba yenge. Merhaba kahraman. Hükeş, o ne bakıştı Eyla? Yenge bize küs mü? Ya boş ver. Sen kadınları bileyim. Karnın aç mı? Yok, yedik. Sen bugün gelmeyeydin ya. Kızına yeni kavuştun. Ya biraz hasret giderdik. Nazlı yol yorgunu. Yattı uyudu. Ben de evde boş oturacağıma dükkana gideyim dedim. İyi ettin. Ya ben üstüme değişeyim Hükeş. Bak Hükeş, baştan söyleyeyim. O mevzuyu açmak yok. Dünür münür lafları ediciysen ben hemen çeker giderim ona göre. Ya Kadir çok havalı oldun vallahi ha. Dalga geçme lan. Lan mı? Olmaz Kadir bak. Doğru düzgün konuşman lazım. Öyle lan man olmaz. Lan oğlum sus. Bak hele lan deyin Kadir. Böyle günden insan öyle mi konuşur ya? Aa Mustafa'cığım. Dur hele dur. Aa sen misin Kadir abi? Tanıyamadım valla. Ablan nasıl? Beni sordun hiç. Bilmem. Hatırlamıyorum. Bak iyi düşün. Yakında enişten olacağım ha. Gelir gelmez seni sordu. Pencerede yolunu gözlüyor. Hamit al şunları. Babam sorarsa de ki mühim bir iş çıktı de. Saçmalama Kadir ya. Kafayı mı sıyırdın sen? Dayanamayayım oğlum ben. Onu mutlaka görmem lazım. Kadir dur. Nereye gideyim? Nasıl? Dinlendin mi biraz? Dinlendim ablacığım. Küp gibi uyumuşum vallahi. Aferin. Bu akşam da erkenden yat. Çok süzülmüşsün sen ha. Ne? Boynundaki yeni mi? Bakayım. Şeyden, Bodrum'dan aldım. Hakikaten ben size de ufak tefek bir şeyler almıştım. Ya boş ver kızım. Acelesi yok. Sen geldin ya. En iyi hediye o. Nazlı! Ne oluyor ya? Kadir galiba. Fersüphan Allah. Dur annem, sakin ol sen. Ben konuşurum onunla. Merhaba Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, sakıncası yoksa biraz konuşabilir miyiz acaba? İyi olur. Aslında benim de sana söyleyeceklerim var. Sen biraz değişmişsin. Yo. Yani bilmem. Her zamanki halim.
Özür dilerim. Seni biraz korkuttum galiba. Önemi yok, ben unuttum bile. Yok, sen unutsan da ben unutamam. Söyle, beni affetmen için ne yapayım? Affedecek bir şey yok Kadir. Ya nasıl affedecek bir şey yok? Benim yüzümden denize açıldın, kim bilir neler çektin o adada. Önemli değil. Her şeyde bir hayır vardır. Aslında iyi bile oldu belki de. Nasıl bir hayır yani? Ne demek iyi oldu? Çok eğlendim. Hiç yoktan bir de Yunan adası görmüş oldum. Sen kadere inanır mısın Kadir? Bilmem. Sen inanırsan inanırım. Ben önemli kararlar aldım Nazlı. Ne gibi? Değişeceğim artık. Kendimi geliştireceğim. Kütüphaneye falan gideceğim. Bak bu iyi olur. Seneye ÖSS'ye girsem diyeyim. Hiç değilse açık öğretimi kazansam. Süper olur. Kendime başka bir meslek bulsam. Niye? Baklavacılığın nesi var ki? Ne bileyim. Biraz demode. Saçmalama Kadir, benim babam da baklavacı. Sen öyle deyin tamam. Hep baklavacı kalırım. Ama Nazlı, çok okuyacağım. Böyle konserlere, sinemaya, tiyatroya falan gideceğim. Niye bileyim mi? Niye? Sana layık olmak için. Kadir dinle. Yo. Asıl sen beni dinle. Senin için her şey yaparım Nazlı. Öl dediğin yerde ölürüm. Bak Kadir. Kırılmanı istemiyorum ama boş yere umutlanmanı da istemiyorum. Yani ben... Yani sen ve ben olacak iş değil. Hem başka bir şey daha var. Ya sus. Bileyim, kızgınlığından söyleyeyim bunları. Kızgınlığın geçsin, konuşalım. Başkan istifayı basmış sonunda. Deme Erkeş. Öyle. Yani masa başından kulüp yönetmekle olmuyor bu işler. Peki kimi getireceğiler yerine? Sağda solda senin ismin geçiyor. Benim mi? Hı-hı. Sağ mı diyeyim? Senden iyisini mi bulacak? Yok canım, çok zaman oldu. Biz unuttuk futbolu. Kendine naz etme, naz etme. Hadi ben adayım da önümde de bitsin bu iş. Peki Ökeş, durucun mu arkamda? He. Koyayım o zaman. Ha, koyayım. Rızkanım al. Hadi. Allah sağlığımızı, dirliğimizi bozmasın. Başka keder, üzüntü vermesin. İnşallah. İnşallah. Daha ol. Bu işin bereketi iki elden. Bugüne kadar nasıl getirdiysek, bundan sonra da öyle götürürük. Dükkana gelen giden seni, Memik Usta'yı sorayım. Utancımdan biz bitirdik, yollarımızı ayırdık diyemeyim. Verdin mi kararını? Döneyim mi dükkana? Ya bak kız, döndük ya zaten. Efendim? Seninki hangi pencere? Ne? Seninki diyorum. Hangi pencere? Hangi odada yatıyorsun? Niko? Nasıl yani? Bıraksan da iyi, sevgim bana yeter. Susarım, öpüşüm, avunur da söylemem. Belki yalandı. Yazık ki ağır ağır çökmüş yüreğine. Nefret değil mi bu yalan sevişmeler? Sen değilsin sanki yarısı yatağın. Üşürüm sarılsam bile. İsyanım ya.